Kalabalık 25 yaşındaki Songül Yalçın'a veda etmek için toplandı. Songül, Bursa'da düğün gününden bir gün önce erkek şiddetinin kurbanı oldu. Hem de nişanlısının saldırısıyla can verdi. Gelinini almaya gideceklerken, nişanlısının evine gittiğinde düğünde takılacak takılar ve düğünden sonra şehir dışında yaşama meselesi nedeniyle tartıştılar. Bir gün sonra evleneceği 31 yaşındaki nişanlısının onu darp etmesi sonucu hayatını kaybeden kız için Emek Adnan Menderes Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kadınlardansa şiddete tepki vardı. Çıkmak istiyoruz. Babalarımız bize gül gibi davranırken el alemin şiddetine bundan sonra hiçbir kadın, hiçbir genç kız sessiz kalmayacak. Devlet büyüklerinin de bizi engellemesini değil, yanımızda olmasını istiyoruz. Burada bu kadar kadın ağlamak değil, bu gece onun düğünü vardı. Ailesi tarife olmayan bir acıyla yıkılmış haldeydi. Baba güçlükle ayakta durdu. Burada hürmet kardeşimizde gençliğin bahanında koşuldu. Tabutu duayla süslendi. Cenaze Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından acılı baba açıklamalarda bulundu. Benim kızımın 3 senedir nişanlıydı. 3 sene içerisinde tabii ki nişanlısıyla görüştüler, tanıştılar, anlaştılar diye. Birlik, beraberlik içerisinde girdiler. Biz de izin vermemedik, yapmadık ki sonumuz hayırlı, uğurlu olur diye. O da maalesef. Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince. Gel gelelim kuldan gelene ne diyelim. Şimdi ben onu kendi çocuğum gibi 3 tane ben kendi evimde beslerim. Kendime ben ekmek bulamadığım zaman da ben onu geldiği istedi. Kendimden daha yukarılarda tuttum ki benim çocuğum da mutlu olsunlar diye. 3 yıl içerisinde benim ekmeğimi yedik. Bir bardak suyun 40 günlük hatırı vardısa benim 3 yıllık yediği ekmeğim, bir lokma ekmeğim onu benim çocuğumu o duruma getirdiyse hiç gözünün önüne gelmedi mi bu canavarın? Bu ne biçim vahşi? Bu ne biçim insanımış? Ne bileyim kardeşim de fotoğrafta konuşacak gibi de içim yaralı. İçim yaralı fotoğrafta konuşamayacağım. Yüzmeye yer bırakmadım, yüzmeye. Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Kumyaka köyündeki basın açıklamasında olaylar yaşandı. Bölgede kurulan kooperatif kredi borcunu ödemeyince köy meydanındaki yaklaşık 2500 metrekarelik alan ipotek altına alındı. Kooperatif başkanı Batmaz kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vermek için basın açıklaması yapmak istedi. Tartışmalar hakaret ve küfürleşmeye kadar gitti. Arbede ve yumruklaşma yaşandı. Jandarma devreye girerek toplantıyı iptal etti. Niye? Bana hırsız diyecekler, şerefsiz diyecekler, taciz diyecekler, istismarcı diyecekler. Ben onlar konuşacak, ben susacağım öyle mi? Kooperatif başkanı basın mensuplarını sahildeki çay bahçesine davet ederek burada açıklamasını tamamladı. Kooperatifimizin hakkında yapılan spekülasyonların doğru olmadığını evraklar üzerinde söylemekte hiçbir sıkıntımız yok. Köy meydanı satılıyor hakkındaki çıkan haberler. Tabii ki artık köy yok. Mahalle nerede ki köy olmuşsunuz işlemişler. Mahalle oldu. Nerede durmuş. Neticede Kumyaka'nın hiçbir yeri satılmıyor. Kumyaka'nın meydanı da satılmıyor. Kumyaka'nın hiçbir parçası da satılmıyor. Evet, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yapmış olduğu projeden ötürü ödeyemediği, ödemede tıkandığı bir borcu mevcut. Bu borcun da miktarı banka, ismi vermiyorum, bankaya 1 milyon TL borcu var. Haberin olsun bütün hepsini polis arkadaşlar. Bursa'da bir kadının Kültür Park ve yakınındaki trafik ışıklarında 6 çocuğuna dilencilik yaptırdığının belirlenmesiyle ekipler takibi aldı. 6 çocuğun topladıkları paraları verdiği annesini Kültür Park'ta gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında 18.205 lira 35 kuruş para çıktı. Savcılığın talimatıyla paralara ek konuldu. Çocuklar ve anne hakkında yasal işlem başlatıldı. Kadına kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, dilinen kişilerle trafik ışıklarında para toplayan ve halkı rahatsız eden kişilere kesinlikle izin verilmeyeceğini söylerken, bu kişilere para verilmemesi uyarısında bulundu. ...11 günde 11 kişi öldü. Mersin ve Adana'dan tam 11 acı haber aldık.
Mersin'de 1 Temmuz'da başlayan metil alkol zehirlenmelerine bağlı ölüm sayısı 8'i buldu. Adana'da ölen Cumali Çetin'in evinde yapılan aramada 2 şişe etil alkol bulundu. Şahıs internetten bakarak etil alkolle içki yaptı. Bu karışımı içtikten sonra zehirlenip hayatını kaybetti. Ayrıca bir kişinin de içki zehirlenmesi sonucu gözlerini kaybettiği öğrenildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yağışlı hava sırasında aniden ortaya çıkan hortum ilçe merkezinde etkili oldu. Birçok iş yerinde maddi hasar oluşurken elektrik tellerinin kopması sonucunda Altınova ile Sahilkent mahallesinde elektrikler kesildi. Hortum deniz kıyısındaki kafeteryalarla iş yerlerinin önündeki saçak ve gölgelikleri uçurdu. Park halindeki araçların üzerine ağaçlar devrildi. Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camları da kırıldı. Sadece 5 dakikada ilçe merkezini birbirine katan hortum ve şiddetli yağış etkisini kaybederek Edremit Körfezi'ne doğru geçip gitti. Ayvalık'ta şu ana kadar yaralanma ve can kaybı yok. Ekipler oluşan olumsuzlukları giderebilmek için çalışmalara başladı. İzmir'in Kınık ilçesinde yaşayan Bayram Türkmen geçimini tütüncülük yaparak sağlıyordu. 14 yaşındaki kızıyla ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle tütünlerin ıslanmasını önlemek istediler. Barakadan çıktıkları sırada üzerlerine yıldırım düştü, ağır yaralandılar. Sağlık ekipleri baba ve kızının yaşamını yitirdiğini belirledi. Öte yandan seralarda mahsur kalan çok sayıda vatandaş belediye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan 200 kişi Poyracık kapalı spor salonunda yerleştirildi. Gıda ve giyim yardım yapıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine şiddetli yağış ve kasırga vurdu. İlçeye bağlı 7 köyde 20'den fazla evin çatısı uçtu. Devrilen elektrik direkleri sebebiyle köylere elektrik verilemedi. Kerpiç duvarlı bazı ev ve ahırların duvarları çöktü. Sokak ağzı ve Sivrice sahillerinde şiddetli fırtına birçok kayığı batırdı. Sahildeki şezlong ve şemsiyeler uçtu. Hortumla karışık fırtınayla beraber köyümüzü çeşitli çatı ve binalara hasar verdi. Ağaç devrilmeleri, elektrik hatlarının kesilmeleri, kopmalar. Şükürler olsun ki can kaybı, mal kaybı yaşamadık. Sadece maddi hasarlar var. Şu anda gerekli ekipler, arkadaşlar, AFAD, Çevre Şehircilik, İl Özel İdare hepsi yardım ve seferber halinde çalışmalara devam ediyoruz. Yaşanan afette ölen ya da yaralanan olmazken Ayvacık Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu. Bölgede zarar tespit çalışması başlatıldı. Anne ve oğlu mermer parçası altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu. Olay Konya'nın Meram ilçesinde meydana geldi. Birden duvardan mermer parçaları düştü. O anda bir iş yerinden çıkan vatandaşın omzuna isabet etti. Kaldırımda yürüyen anne ve çocuğununsa son anda kurtulup hızla oradan uzaklaştıkları görüldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetten yolda yürüyen bir kişinin ayağına sunta düştü. 25 yaşındaki adam İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağının kırıldığı tespit edildi. Tedaviye alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Rabbim her duanızı kabul eylesin. Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçi İsmail Albayrak asansör boşluğunda biriken suda kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 28 yaşındaki işçinin yardımına çalışma arkadaşları koştu. Durumu ağır olan talihsiz işçi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Yer İstanbul Arnavutköy, hızla ilerleyen bir kamyon tekeri kaldırımda yürüyen kadın ve oğluna doğru geliyor. Anne bir hamleyle kenara çekiliyor, küçük çocuğunu da kenara çekmeye çalışıyor ancak başaramıyor. Tekerlek çocuğa çarpıyor, çocuk yere düşüyor. Akıl almaz kazada yaralanan 6 yaşındaki Doğukan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken baba da karakola gidip şikayetçi oldu. Tekerleğin nereden nasıl geldiğinin tespit edilmesi, sorumlunun cezalandırılmasını istiyor. Oğlumu hastaneye götürecektim. Onu iş yerinden izin aldım. Annesi aşağı yola indirirken, yani yol kenarına, bu minibüslerin geçtiği yerde beni beklerken, ben ona doğru gelirken, yani arada 1-2 dakika süreyle maalesef bu talihsiz olayla karşılaştık. Geri nereden çıktı, kim gönderdi ya da birinden fırladı ya da niye çıkmıyor meydana, onu kim yapmışsa da mutlaka bulunmasını istiyoruz. Bayburt'ta bir akaryakıt istasyonuna gelen kamyonda bulunan 1 ton 200 kilo ağırlığındaki TOS'un bağını kopardı ve kasadan aşağıya atladı. Ancak kaçamadı, sahibi tarafından hemen yakalandı. Sahibi, TOS'un Paşa adını verdiği TOS'unun çok hiperaktif olduğunu, zapt etmekte zorlandıklarını söyledi. Bursa'da etkili olan yağmur trafik kazasını da beraberinde getirdi. Otomobil kayganlaşan yolda duramadı. Karşı şeride geçmek için trafik ışıklarında bekleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki vatandaş başını cama vurarak yaralandı. Maddi hasar meydana geldi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Kırıkkale'de korku filmlerine taş çıkaracak bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu bir kadın eski kocasını polise ihbar etti. Cinayet işledi dedi. Hemen eve girildi. Bahçede ve evde arama yapıldı. Toprağa gömülü ceset parçaları çıkarıldı. Kadın ifadesinde 3 yıl önce ayrıldığı eski eşinin bir hafta önce kendisini arayarak iki misafiriyle yanına geleceğini söylediğini ve kendisinden hazırlık yapmasını istediğini söyledi. Ardından eve girdiklerinde iddiasına göre eski eşi onun bir süre dışarıda beklemesini istedi. Kadın başta konuştuklarını, sonra da kavga etmeye başladıklarını söylerken yaklaşık 2 saat sonra eve girdiğinde kan izleri gördüğünü, eve gelirken 3 kişiyken giderken 2 kişi olduklarını belirtti. Bu ifadelerin ardından Suriye uyruklu kadının eski eşi Ankara'da polis tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısı Ankara'daki işlemlerinin ardından Kırıkkale'ye gönderilecek. İstanbul Küçükçekmece'de yalnız yaşayan adamdan birkaç gündür haber alamayan kardeşi durumu polise bildirdi. Ekipler gaz maskesi takarak eve girebildi. Adamın cesediyle karşılaştı. Pazar gününden beri vefat etmiş. Kardeşinin de haberi yok. O da kardeşi geç geldiği için işte ayın 10'undan onunla para vermiş, harçlık veriyormuş. Kapıyı çalmış. Ses çıkmayınca kendisi polise haber veriyor. Tabii içeriden koku da geliyor. Polise haberi, polisler kapıyı kırıp içeri giriyorlar. Bakıyorlar ki şişmiş, ölmüş vaziyette. Biz kokuyu tabii hepimiz mahalleli olarak hepimiz fark ettik. Tabii biz anlam veremedik. Koku geldi ama bilemezsen yani yaz günü dedik acaba başka bir yerde bir şeyler mi ölmüş? Yapılan incelemede cesedin şiştiği ve 68 yaşındaki adamın birkaç gün önce öldüğü belirlendi. AFAD ekipleri tarafından evden çıkarılan ceset adli tıp kurumuna gönderildi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kadın saçına kaynak yaptırmak üzere kuaföre geldi. Kaynak işlemiyle 100 tane saç taktırdı, saçını boyattı ve kestirdi. İşlemleri tamamlanmadan kuaför salonunun dışına çıkıp dükkanın önünde bir süre cep telefonuyla konuştu. Güvenlik kamerasında da görülen bu anlardan bir süre sonra da boya önlüğü de üzerinde olarak gitti. Kuaför Cengiz Aydın Tamer yaptırdığı işlemlerin ücretini ödemeden giden kadın karşısında şoke oldu. Yaklaşık 1250 liralık bir işlem yaptık. Akabinde birkaç farklı işlemler daha yapılmıştı. 1250
civarı. Hani birkaç müşterimize bakarken o esnada dışarı çıkıyor. Hani güvenlik kamerasında da görüntüler mevcut zaten. Arkasına dönüp birkaç defa bakıyor. Biz bakıyor muyuz diye kendisine. O da telefonla konuşuyor. Artık konuşuyor mu konuşmuyor mu onu bilemeyiz. Meslektaşlarını benzer olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bursa Şehir Hastanesi açılıyor. Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy'e inşa edilen şehir hastanesinin yapımında sona gelindi. Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa'da 6,5 milyon kişiye hizmet verecek şekilde planlanan hastane, 745.365 metrekare alan üzerine inşa edildi. Genel hastane, onkoloji, kadın doğum ve çocuk hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyonla yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşuyor. Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz'da ilk hastalarını kabul edecek. Bursa merkezindeki Türkanak Yol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Zübeyde Hanım Doğum Evi Hastanesi de kapatılacak. Hali hazırda bu iki hastane için riskli yapı raporu bulunuyor. Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Ali Osman Onkoloji Hastanesi ile Muradiye Devlet Hastanesi'ne yapılacak modernizasyon çalışmalarıyla 250 yataklı bir butik hastane şeklinde devam edeceğini açıkladı. Kapatılacak hastanelerdeki yatak sayısı 773. Şehir Hastanesi ile toplam 3654 yatak sayısı ve 109 yoğun bakım yatak sayısı olacak, yani artacak. Bursa'daki devlet hastanelerinde yatak sayısı 5797'ye ulaştı. Özel hastanelerle de bu sayı 7000'in üzerine çıkıyor. 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesiyle günlük 2110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan FTR Hastanesi, 200 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü konumunda olacak. İçeride VIP hasta odası da var, suit odalarda. Bu yönüyle kente uzak ama içerik olarak epey özenilmiş bir yatırım olması sıkça tartışma konularına gündem edilmişti. Biz 2023 yılına geldiğimiz zaman hedeflerimiz var. Biz şu kadar yanık merkezi, şu kadar inme merkezi, şu kadar şu böyle planlamalarımız var. Biz bu 2023 yılında bunları da yaptığımız zaman inşallah biz yani şunu söylemek istemiyorum ama Türkiye'nin en ilerinden birisi olacağız. Ancak iddialı sağlık yatırımı ile ilgili en çok merak edilen konu ulaşım. Bizim şu anda Ankara asfaltında bir hastanın ambulansa konulduğu zaman en hızlı gidebileceği yer şehir hastanesi. Bilinmediği için insanlar buraya uzak zannediyor. Sizler de kendi araçlarınızla geldiniz, gördünüz. Sabah biraz daha yoğun olduğunda bir 13 dakika yerine çıkar 15 dakikaya. Bakın Fomara meydanından bile siz devlet hastanesine 15 dakikada gidemiyorsunuz. Bugün Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yani doğudaki Yıldırım'daki Yüksek İhtisas Hastanesi'ne şehir içinden herhangi bir yerde ortalama 45 dakikada gidiyorsunuz. Devlet hastanesine ortalama yarım saatte gidiyorsunuz. Bursa'dan gördüğünüz gibi yani insanlar tanımadığı için buraya uzak zaten hiç de uzak değil. Hele bu özcü açılımında çok rahat ulaşımı sağlayacağını göreceksiniz. Planlama açısından 112 olarak hiçbir sıkıntımız olmaz. Yaptık. Yani zaten biz burada da istasyonlarımız var. 72 istasyonumuz var. Biz bunu 83'e çıkardık. İlerleyen her zaman da 93'e çıkaracağız. Şehir hastanesi için değil. Burası İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul, İzmir yolu üzerinde, Ankara, İzmir yolu üzerinde olduğu için gerek doğudan gerek batıdan özellikle ambulans açısından çok kolay ulaşım olacaktır. Çevre yoluna çıktığınız zaman 5 dakikada buradasınız. Öbür türlü Bursa gibi yoğun olan bir trafiğin olduğu bir yerde ambulansların yol verme sıkıntısı oluyor. Özellikle bu Ankara asfaltında trafiğin yoğun olduğu saatlerde gerçekten çok büyük ızdırap yaşıyoruz. Biz ortalama 5 dakika içerisinde gitmemiz gerekirken oralarda şehir içinde bazen sabah ve akşam trafiğinde yoğunluk yaşıyoruz Ankara yolunda. Ama burada çevre yoluna ambulans çıktığı zaman 3-5 dakikada çok rahat ulaşabilecektir. Tam tersi işimizi kolaylaştıracaktır. Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Bursalıların asla mağdur edilmeden Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşacağını aktardı. Biz şehir hastanesini bir devlet hastanesi yapmıyoruz. Burası devlet hastanesinin, onkolojinin eşdeğeri değil. Burası bir çatı hastanesi, ileri bir hastane. Yani ileri sevk edilecek bir merkez. İleri seviyedeki merkezler şehir içinde yapılmaz zaten. Yani devlet hastanesi gibi değerlendirmeyin bunu. Bu ileri bir merkez. Fakülteyi düşünün.
Yani en son sevk edilmesi gereken bir şey. İlerleyen zamanda da zaten sevk zinciri geldiğinde buraya normal hasta gelmeyecek zaten. Biz onun için ilçelerimizde kendi planımızı yapıyoruz. Her ilçenin, bakın stratejik eylem planımızda her ilçeye kendi hastanesini yapıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olan Srebrenica katliamının üzerinden 24 yıl geçse de acılar dinmiyor. Bugüne kadar Sırp askerlerinin katlettiği 8.372 Boşnak sivilden 6.610'unun kimlik tespiti yapıldı. Katliamın 24. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlenirken kimlik tespiti yapılan 33 sivil daha Potaçari mezarlığında toprağa verildi. Türkiye adına Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı cenaze töreni için katliamda hayatını kaybeden yakınları ve yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa akın etti. Yakınlarının mezarı başında dualar okuyan Bosnalılar gözyaşlarına hakim olamadı. Bu arada aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ulaşılabilmiş değil. Eskişehir'de İran uyruklu Amini, 3,5 yıl önce barınaktan sahiplendiği ve bir süre önce kaybolan Tommy isimli kedisini arıyor. Bir süre bisikletiyle sokaklarda dolaşarak kedisini aradı, bulamayınca kayıp ilanları hazırladı. İlanları her yere astı, söyledi. Tommy ile İran'dan geldik. Yani hep yanımdaydı, yol arkadaşımdı. Ve burada birlikteydik, yani ben tek başıma yaşıyorum. Şu an 3,5 yıldır beraberiz ve her gün benimle ve gürbette, yani hep yanımda. Ve kaç gündür kaybolmuş, balkondan çıktı ve daha geri dönmedi. Ve her gün ben arıyorum sokaklarda. Sokak kedi gibi değil, yani çok şişko ve adını tepki veriyor. Yani Tommy söylerseniz kendisi kesinlikle tepki veriyor. Sadece 2018 yılında 144 ülkeden tam 17 milyon insan doğal felaketler sebebiyle göç etmek zorunda kaldı. 2008-2018 yılları arasında ise bu sayı 265 milyonu buldu. Giderek etkisi daha çok hissedilen iklim değişikliğinin sonuçları dünya çapında görülmeye başlandı. İsviçre merkezli İç Göç İzleme Merkezi 2018 raporunu yayınladı. 2017 yılında yayınlanan raporda ise 2016 yılında gerçekleşen en büyük 10 göç hareketliliği iklim sebebiyle oldu. Bu göçlerden en çok etkilenen bölgeler Filipinler, Çin ve Hindistan oldu. Buharlı makinelerde kömürün kullanılmasıyla, buharlı makinelerin kullanılmasıyla birlikte üretimde biz yoğun olarak fosil temelli yakıtlara yöneldik. Ve bu sistematik olarak arttı. Bugün artık dünyadan her gün milyonlarca varil yakıt, petrol tüketiliyor. Ve bu tüketilen petrolün atmosfere bir katkısı, karbon olarak katkısı var. Yine evlerimizde kullandığımız elektriklerin ya da günlük yaşamımızı sağlayacak enerjinin, fabrikalarda yaptığımız üretimlerde kullandığımız enerjinin karşılanmasının büyük çoğunu hala karbon temelli, yani fosil temelli yakıtlar. Bu yakıtların bu kadar çok kullanılmasının da doğal olarak atmosferde karbon miktarını artıracaktır. Bu da karbon salınımı artması, atmosferdeki ısı dengesinin bozulmasına neden olacak. Ve bu ısı dengesinin bozulması da zaten küresel iklim değişikliğinin temel unsuru olarak kabul ettiğimiz durum. Mesela Paris Anlaşması'na baktığımızda COP21'e bugün 2050'den sonra temel hedeflerinin aslında küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutabilmeye yönelik olduğunu görüyoruz. Yani çok küçük bir ısı değişikliğinden bahsediyoruz ama etkisinin çok büyük olacağının artık dünyada farkında. Ancak daha kötüsü var. Rapora göre iklim değişikliği sebebiyle çok büyük kitlesel nüfus hareketleri gerçekleşecek. 2050 yılında deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık, sel ve taşkınlar gibi sebeplerden 200 milyon insan yaşadıkları yerleri terk ederek göç etmek zorunda kalacak. O raporda Türkiye'de yer alıyor. Diğer bölgelere oranla Türkiye'de iklim ve afet sebebiyle göç oranı daha düşük olsa da son 10 yılda bu sebeplerden 275.313 kişi göç etti.
Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü araç patladı. 11 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Çevrede büyük maddi hasarın oluştuğu saldırıda ölenlerin arasında çocuklarla kadınların da bulunduğu öğrenildi. Çin'de bir kız çocuğu arkadaşlarıyla oyun oynarken süs havuzuna girdi ve ne yazık ki onun bu eğlencesi çok acı bir şekilde sonlandı. 10 yaşındaki kız elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları korku içinde kızın yanına gitti. Sağlık ekipleri bekleniyordu. Ancak ekipler gelmeden hayatını kaybettiği belirlendi. Çin'de bir posta paketinden 14 akrep çıktı. Canlı akrepler kişisel eşya etiketli bir posta paketinde bulundu. Sarı bacaklı çukur kazan türü olarak bilinen akreplerin İngiltere'den plastik kaplarla postalandığı ve şu anda karantinada olduğu öğrenildi. Çin Hayvan ve Bitki Karantinası Kanunu'na göre canlı böceklerin Hayvan ve Bitki Karantina Departmanı tarafından onaylanmadan ülkeye girmesi yasak. Genellikle Güney ve Doğu Afrika'da yaşayan bu tür akrepler vahşi doğada yayılırsa Çin'deki ekolojik dengeyi tehdit edebilecek nitelikte. Yunanistan'ın kuzeyinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına felakete yol açtı. Bölgede 6 turist hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı. Hortum da meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı. Elektrik direkleri yollara düştü. Evlerde ve araçlarda büyük hasar meydana geldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. İtalya'nın kuzeydoğusunda fırtına, dolu ve şiddetli yağış etkili oldu. Liman şehri Pescara'yı vuran dolu nedeniyle 18 kişi yaralandı. Bir anda bastıran yağışa dışarıdakiler hazırlıksız yakalandı. Şiddetli yağışla birlikte ani sel ve su baskınları yaşandı. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. Dolu nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü. Kasırga Rusya'da etkili oldu. Perm şehrinde maddi hasarlar oluştu. Bazı binaların güvenlik kameralarında fırtına sırasında ağaçların devrildiği, birçok aracın savrulduğu kaydedildi. Fırtına birkaç dakika sürdükten sonra meydana gelen sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. İrlanda'nın Limerick şehrinde bir kafenin önünde bir arı sürüsü görüntülendi. Bu anları kafenin sahibi kaydetti. Arıların yuvalarını terk eden kraliçelerini aradıkları belirtildi. Kafenin sahibi, kraliçe arının saksıda durduğunu ve sürünün geri kalanının onun peşinden gittiğini, insanların korkup kaçıştığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 58. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında düzenlenen 33. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması tüm hızıyla sürüyor. Biz Nailler olarak klasik araçlarımızı getirdik. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları geldi. Hep beraber klasik araçlarımızla şehir turu atacağız. Esenlik mesajlarıyla barışa susayan dünyamızda dünya barışına katkı sunmasını diliyorum. Ve bu festival vesilesiyle biz tüm dünyaya ülkemizin ve şehrimizin barış mesajlarını sunuyoruz.
Açılış gecesinde ülkelerinden Bursa'ya gelen halk dansları ekipleri Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda 3'er dakikalık özel gösteriler yaptı. Farklı kültürlerin harmanlandığı Bursa'da coşkulu anlar yaşanırken tüm dünyaya kardeşlik ve dostluk mesajları gönderildi. Değerli konuklarımız, sizler de bu gece benim gibi dünyanın dört bir köşesindeki burada gördüğünüz 22 ülkeden gelen misafirleri şehrimizde ağırlamaktan heyecan ve gurur duyuyorsunuzdur eminim. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bu yıl 33'sünü kutladığımız Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na hoş geldiniz. 33. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başlangıcı için bir araya geldik. Bugün hep birlikte güzel bir şekilde kortej yürüyüşümüzü gerçekleştirmiştik. Bu akşam da inşallah ilk gösterileri hep birlikte izlemiş olacağız. Altın Karagöz özgün formatıyla geleneksel çizgisini koruyarak bugünlere gelebilen ülkemizin alanında tek yarışmasıdır. Altın Karagöz, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve yaşayan kültürün halk dansları olarak dünyaya yansımasının adıdır. Altın Karagöz, dünya halklarının yarışma konseptinden öte kültürlerini özgürce sergileyebildikleri bir platformdur. Altın Karagöz, barış, kardeşlik ve hoşgörü kavramlarının Bursa'dan dünyaya yayılmasının adıdır. Adeta renk cümbüşünün yaşandığı gösteriler Bursalılar tarafından ilgiyle izlendi. Yarışmaya katılan 700 dansçı kardeşliğin önemini herkese bir kez daha hatırlattı. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan agave bitkisi 10 metrelik çiçek açtı. Osmaniye'de bunun mutluluğu yaşanıyor. Halk arasında sabır otu ve yüzyıl bitkisi olarak da bilinen agave 60 ile 100 yıl arasında yaşıyor. Tüm ömrü boyunca bir defa çiçek açıyor. Kısa bir süre sonra da kuruyarak ölen bu bitki çiçekteki tohumların toprağa düşmesiyle yaşantısını devam ettiriyor. Yetişme bölgesi olarak genellikle kurak alanlarda, Meksika çöllerinde yetişen bir bitki, Orta Amerika bitkisi diye tanımlanıyor. Adı agave. Bu bitki tüm yaşamı boyunca belki bir defa çiçek açıyor. 40 ila 60 yıl arasında çiçek açtığı yazılı kaynaklarda. UNESCO tarafından kültür mirası listesine alınmış özel bir bitki. Kadirli'de de ilk defa görüyorum bu bitkiyi.